Photoshop dersimizde köşe yuvarlatma nasıl yapılır? Photoshop'ta basit bir şekilde ve kolayca ihtiyacımız olduğunda bir nesnenin, bir çizimin, bir şeklin veya harflerin köşelerini daha yumuşak bir hale getirmek için, tasarımımıza uygun bir hale getirmek için yuvarlak bir dönüşe sahip olmalarını nasıl sağlarız? Ona bakacağız. Dersimizin ilk başta tabii şöyle önce şunu göstereyim. Köşeli bir şekli yuvarlak köşeli bir hale nasıl getiririz ona bakacağız. Ondan sonra da köşeleri olan bir yazıyı önce yuvarlak köşeli hale şöyle göstereyim. Böyle bakın. Daha yakından baktığımız zaman daha belirgin olacaktır. Yuvarlak köşeli bir hale nasıl getiririz ona bakacağız. Şöyle. Ondan sonra da hafif bir kabarıklık verip hafifçe bir renk tonlamasını nasıl yaparız? Basit bir şekilde ona bakacağız. Şimdi dersimize başlayabiliriz. Öncelikle tabii ben bu giriş ekranını kapatayım. Şöyle alttan benim daha önceden yaptığım çalışmalar kalmış oldu. Bunları da atayım. Evet. Şimdi temiz bir doküman açtığımızı varsayıyorum. Şöyle bir ipucu vereyim. Daha öncekilerde verdim mi vermedim mi hatırlamıyorum. Şimdi dokümanımız diyelim ki şu an %414-416 kadar büyümüş durumda. Varsayalım ki dokümanımızı büyüttük ve %100 ölçeği çekmek istiyoruz. Şuradan büyüteç simgesine çift tıkladığımız zaman %100 boyuta gelir. Şöyle küçülteyim. Mouse'u sol sürüklüyorum. Tıklayıp sol sürüklüyorum. Sağ sürüklediğim zaman büyütürüm. Sol sürüklediğim zaman küçülür. El simgesine çift tıkladığım zaman da tam ekran haline gelir. Yani çalışma alanımı tam olarak kaplar. Mesela benim %106.7'ymiş şurada gözüküyor ölçüme göre. Neyse şimdilik %100'den başlayalım. Öncelikle yeni bir tane layer açıyorum. Siyah seçiliydi ama lacivert tanesi gideyim ben mesela. Şimdi diyelim ki bizim şöyle bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgeni biz köşeli hale alt backspace ile içini renkli doldurayım. Bu dikdörtgeni biz diyelim ki şöyle köşelerini yuvarlatmak istiyoruz. Yani öyle ya tasarımımızda ona ihtiyaç var. Yani yuvarlak köşeli olması gerekiyor ya da biz öyle yapmak istedik. Bu dikdörtgen olduğu zaman sorun yok. Neden sorun yok? Mesela gelirim ben buradan Rounded Rectangle Tool'u alırım. Aynı ebatta şöyle bir tane alan çizerim. Yeni bir layer açsam daha güzel olacak. Biraz bunu geri alayım. Aynı layer'da da şöyle yapayım. Mesela gördüğünüz gibi ben bunun köşelerini yuvarlatırım. Daha belirgin bir renkle yapalım da. Evet. Şimdi ben bunu dikdörtgen olduğu zaman bu şekilde yapabilirim. Uğraşmama gerek yok. Fakat çizdiğimiz için bakalım bizim uğraştığımız zaman nasıl olacak. İçine alt backspace'ten dolduralım. Şunu da şöyle sayfamıza ortalayalım. Şimdi evet. Kırmızı dikdörtgenimi hızlı bir şekilde alt klik yapıyorum layer'ıma. Kanal panelime geliyorum. Şunları sileyim. Önceki şeyden kalmışlar. Bunlar sizde olmadığı için dersin devamında göreceğiz. Kanal panelime geliyorum. Yeni bir tane kanal açıyorum. Alfa 1 kanalım oluşuyor. İçini beyazla dolduruyorum. Alt backspace yaptım. Şurası üst renk beyaz, alt renk siyah olduğu için beyazla doldurdum. Şimdi bunu seçili hale getiriyorum. Tekrar CMD klik yapıyorum alfa 1 kanalımın çerçevesine. Buradan geliyorum hızlı bir şekilde blur diyorum. Tabii bunu yapmadan önce şuradan seçim alanından kurtarmam gerekiyordu. Bunu yapmayı unuttuk. Blur'u diyorum. Evet. Şimdi ben Gaussian Blur verdiğim zaman bakın büyütüyorum.
şurada erime oluyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir erime var. Köşede erime var. Ben bu köşeyi kafama göre şimdi bulanıklığını arttırdım. Buradaki erimeyi şimdi netleştireceğim. Alt L yapıyorum. Levels penceremi açıyorum. Veya buradan Image Adjustments Levels da diyebilirim. Aynı işlemi yapar. Levels penceresini açtım. Burada şimdi şuradaki ne diyorduk bu imleçlere? Neyse aklıma gelmedi. Sliderları artık Türkçesi aklıma gelmedi İngilizcesi. Sürgü slider. Şuradaki sürgüleri şöyle oynayaraktan ben nasıl bir şey bana lazımsa o şekle sokuyorum. Mesela sol tarafta biriktirirsem daha geniş bir yuvarlağım olur. Yani yuvarlak köşeli olur. Sağ tarafta biriktirirsem bu 3 taneyi ortalı bir şekilde bakın. Köşelerim daha, siz bunu birkaç kere tecrübe ederekten el alışkanlığı oluşturursunuz ve neyi nasıl yapmanız gerektiğini, nasıl bir köşe dönüşe ihtiyacınız olduğunu belirlersiniz. Şimdi CMD backspace, CMD click yapıyorum. Tabii Windows kullanan arkadaşlar kontrol click yapsınlar. Gördüğünüz gibi benim de köşeleri yuvarlak bir alanım oluştu. Yeni bir layer açıyorum. İçini şöyle pastel maviyle doldurayım. Alt backspace ile dolduruyorum. İşte gördüğünüz gibi benim de köşeleri yuvarlak bir köşegenim var. Şimdi tabii ki ben bunu ilk başta gösterdiğim gibi size Rounded Rectangle Tool ile yapabiliyoruz. Çok basit bir şekilde. Bunları da çöpe atayım şu alfamı da. Ama bizim şeklimiz hem iç bükey hem dış bükey ise ne olacak? O zaman ne yapacağız? Mesela şöyle bir bağlantıları olan bir tasarım olsun elimizde. Şöyle olsun mesela, şurada şöyle çıkıntılar olsun. Olur ya mesela, bazen böyle tasarımlarda böyle şekillerimiz oluyor. Şunu da şuradan şöyle bağlayalım. Evet. Şimdi diyelim ki böyle bir şey var. Bu durumda bunun içini dolduralım bir renkle. Bunun içini de şöyle hafif bir yeşil pastelle dolduralım. Alt backspace yapıyorum seçtikten sonra. Şimdi arkadaşlar yeni bir layer açayım. Fırçamı da alayım. Anlatmak istediğim şeyi anlatmaya çalışayım. Şöyle bir koyu renk alıyorum. Tamam, demin dediğim gibi böyle dıştan dönüşleri halletmiştim. Ama burada içe dönüşler var. İşte bu içe dönüşlerde problem oluyor. Onu nasıl çizeceğiz? Ya elle çizeceğiz ya da mantıklı bir şekilde bunları halletmemiz gerekiyor. Ve bir de hepsinin aynı olması lazım. Yani şurası şöyle biraz daha küçük, burası böyle biraz daha büyük. Elle onu ayarlayamayız. Bir de mesela iç bükey ve dış bükey olmuş oluyorlar. O zaman tabii bunları daha otomatize etmemiz gerekiyor. Şimdi burada kontrol klik diyorum. Yani CMD klik yapıyorum. Mac kullandığım için ben. Alfa kanalına geliyorum. Yeni bir kanal açıyorum ve içini beyazla dolduruyorum. Alt backspace. Doldurdum. Şimdi seçim alanından da kurtardım. Hemen filtrelerden blur yapıyorum. Motion blur diyorum. Ve burada mesela 19 çok fazla oldu. Ben onu görüyorum. 19 çok fazla. Şimdi bu 19'u ben 8 falan yapayım. Evet. 8 daha mantıklı. Güzel oldu. Ben bunu yaptım. CMD ne diyorum? Levels penceresini de açtım. Burada ben şuna bakacağım. Benim işime yarar şekilde ben bu yuvarlaklığı nasıl sağlarım? Öyle ya. Yani şimdi. Evet. Köşe dönüşleri hem iç bükey hem dış bükey olarak bakın oldukça belirgin bir hale geldiler. Şöyle biraz daha kenara gideyim mesela. Evet. Oldukça netleştirdim ve işim tamamdır. Okey diyorum. Çıkıyorum buradan ve CMD klik yapıyorum. RGB layer'ını seçiyorum. Kanalını. Geldim buraya. Yeni bir layer açıyorum. Yeni bir layer açtım. Evet. Yeni layer'ımı da şöyle farklı bir renk olsun. Mor sanki daha iyi. Evet. Gördüğünüz gibi bunu da halletmiş olduk. Şimdi yuvarlatmaları bu şekilde yapıyoruz. Tabii şekillerde bunlar böyle.
Bunu da atalım çöpe. Şuradan bir shape çizelim. Shape'te de aynı şeyi yapalım hızlı bir şekilde. Mesela nasıl? Şuradan köşegenli bir şey seçmeye bakıyorum da hangi köşegen olur? Mesela şu yıldızı alayım. Evet, hem içi boş. Yeni bir layer olsun. Şuradan piksel olarak seçeyim. Rengimiz zaten var. Evet, shift'e basaraktan elimi sürükledim. Bunu sayfaya ortalayayım. Move tool'a geliyorum. Ortalama işlemlerimi yapıyorum. Tamamdır. Şimdi bunun yıldızı da hemen CMD'de klik yapıp layer'a seçtim. Bir tane yeni kanal açtım. İçini beyazla doldurdum. Ctrl D dedim. Filter Ocean Blur dedim. Önceki verdiğim blur'un aynısını verdim. Ctrl F yaparak. Bakın şurada çıktı. CMD L diyorum. Ve yıldızın köşelerinin ne kadar yuvarlak olabileceğine bakıyorum şöyle. Evet. Şurada bunları bu köşede biriktirsem oldukça. Evet, fena değil. Güzel oldu. Ama içeride biraz daha fazlaca kaldı. O zaman içteki köşelerin de biraz yuvarlak olmasını sağlayayım. Evet, bunu da böylece yuvarlak yaptım. CMD'ye klik yapıyorum. Alfa kanalımı seçiyorum. RGB seçiyorum. Yeni bir layer açıyorum ve burada farklı bir renkle bunu dolduruyorum. Doldurdum. Şimdi bunu şöyle yana çekeyim. Bunu da şöyle shift'e basarak move tool'la çekiyorum arkadaşlar. Bakın şurada move tool seçili durumda. Shift'e basarak çektiğim zaman gördüğünüz gibi köşeleri yuvarlaklı ve yuvarlaklı olmayanları görüyoruz. Şimdi bir de yazı göstermiştim. Asıl yazılarda daha çok kullanırız bu yöntemi. Hani şekillerde de nasıl kullanıldığını öğrendikten sonra demin ben ne yazmıştım? Şöyle ortalamalı olsun. Kanalımızın ismini yazalım. Büyük harflerle Java Blackboard Photoshop serisi olduğu için de Photoshop yazalım. Burayı seçelim. Buradan karakter neredeydi? Evet. Karakteri açıyorum. Shift'e basarak yukarı ok tuşuna bastığım zaman bu aralığı ayarlayabiliyorum arkadaşlar. Evet, ama benim yazı karakterim bu olmayacaktı. Size gösterdiğim bu değildi. O yüzden şuradan evet, yazı karakterimi de buldum. Şimdi shift'e basarak yukarı ok tuşuna basıyorum ki karakterin puntoları biraz büyüsün. Tabi o zaman tekrar şuradan satır arasını ayarlamam gerekiyor. Shift'e basarak yukarı ok tuşuyla bunu da biraz aşağıya alıyorum. Evet, bir de şuradan pastel bir renk seçelim buna. Evet, bu da böyle olsun. Tamamdır. Şimdi bu yukarıdaki hali. Önce tabii bunu şöyle sayfaya ortalayayım. Tamam. Sayfaya ortalayayım. Bu yukarıdaki hali. Önce bu böyle burada dursun. Ctrl Z diyorum. Yanlış oldu. Alt ve Shift'e basarak basılı tutup sürüklüyorum arkadaşlar. Aşağıya kopyasını çıkardım. Evet. Şimdi bunu burada şöyle bir gelip Rasterize Layer yapıyorum. Ondan sonra bunu tabi CMD Shift U yapıp siyaha çeviriyorum. Şimdi seçili alanımı oluşturdum. Kanala geliyorum. Aynı yöntemleri uyguluyorum. Alt Backspace'le dolduruyorum. Filter'dan Blur diyorum. Gaussian Blur diyorum. Şimdi bu yanlış oldu. Seçili alandan kurtarmadık.
Deselect yapalım. Tamamdır. Şunu da atalım. Evet. Seçili olan. Şimdi filter blur, Gaussian blur diyorum. Şimdi bu tabi altı buna çok geldi. Niye? Hem bu bir font, bir karakter var elimizde. Bir de bu içte bir çizgi var. Onun da düzenlenmesi lazım. Ben 3'e getireyim ve şöyle bir deneme yapayım. CMDL diyorum hemen. Şu tarafta, sol tarafa doğru biraz sanırım daha mantıklı olacak yuvarlanması. Evet. Şimdi bunları siz bu tür şeyler arkadaşlar tabii tecrübe ederekten, deneye deneye, tecrübe kazandıkça doğrusunu bulacaksınız. Nasıl? Mesela buradaki yuvarlaklık yeterli bence. Şöyle biraz daha büyüterekten. Evet, sağa doğru kaydırdıkça biraz bozuluyor. Evet, şuralarda bir yerde ayarı bulmam lazım. Evet, buldum. Şimdi bu yeterli diyelim. Tamam, geldik. Gelmedik. RGB'yi alalım. CM'de klik yapıyorum. RGB'li kanalını seçiyorum. Ve yeni bir layer oluşturup bunu kırmızıyla doldurayım. Evet, gördüğünüz gibi yeni, bakın bu köşeler yukarıda nasıl ne kadar net, net bir şekilde çok keskin bir dönüş var. Aşağıdaki yazı da biraz daha yumuşadı. Şimdi buna bir de kabartma verelim. Tabi Alt Shift U, Ctrl Z, Alt Shift U diyorum. Siyah beyaza çeviriyorum. Onu neden siyah beyaza çevirdim şimdi göreceksiniz. Şimdi ben bunu tekrar seçili hale getiriyorum. Aslında getirmesem de olur ama mantık olarak sizin mesela normal standart çalışmanızın içerisinde bunun burada olmadığını varsayarsak, direkt fonttan bunu yapıyor olduğunuzu varsayarsak buraya seçerek gelmeniz lazım ve içini beyazla doldurmanız lazım. Şimdi tabii bizim burası hazır olduğu için şimdiki yapacağımız işlem kabartma etkisini vermek. O yüzden filter blur diyorum. Seçim alanından kurtarmadığıma dikkat edin arkadaşlar. Şurada deselect yapmadım. Kasıtlı olarak yapmadım bu sefer. Demin yanlışlıkla yapmamıştım. Blur diyorum. Fakat blur dediğim zaman bunun böyle 3 yazıyor ya. 1.5 falan olması gerekiyor. Şimdi onu 1.5 olması ya da böyle 1.7 falan yapalım bunu. Okey diyorum. Sonra seçim alanından kurtarıyorum ve tekrar filter blur diyorum. Bu sefer de 0.4.0.5 filan vereceğim. Aşağı ok tuşuyla 0.4.0.5. Tamam, 0.4.0.5 olsun. Yapıyorum. Şimdi bu programı artık kaydedeyim. Kaydetmemişiz bunu hiç. Tamam. Kaydedelim şimdi dosyamızı. Dosyamızı kaydettik. Şimdi burada alfa 3 kanalı var. Bu alfa 3 kanalına ben bir isim veriyorum. Diyorum ki kabartma. Şimdi bu kabartmayı başka yerde göreceğiz. RGB kanalımı seçiyorum. Layer 1'de olduğumdan, yani bu yazının olduğu layer'de olduğumdan emin oluyorum. Ve şuradan filter render lighting effects var. Evet, şuraya geliyorum. Işık vereceğim şimdi arkadaşlar. Buna ışık verdiğim zaman buranın kabarıklık etkisinin oluştuğunu göreceksiniz. Şuradan bakın kabartma yazıyor. Kabartmayı seçtiğim zaman gördünüz mü? Ben burada biraz 500 büyüteyim. Heh. Bakın bir kabartma etkisi oldu ve bu kabartma ışığın yönüne göre yukarıdan aşağıya doğru aydınlıktan daha çok aydınlıktan daha az aydınlığa doğru geliyor. Buradan okey diyorum, çıkıyorum. Tabi burada şurada spot ışığı seçmiş olmanız gerekir. Burada ışık ayarlarını falan oynuyorsunuz. Ben onları tecrübe ettikçe sizin öğreneceğinizi düşünüyorum. Ayrıca bu lighting effects'le ilgili bir ders yapacağım. O yüzden buradan böyle pas geçiyorum şimdi buraya. Hatta şu ışığı biraz şöyle yapsak nasıl olur? Baktım. Evet. Işığı biraz daha açalım da.
Evet. Okey diyorum. Okey dedim. Şimdi elimde şöyle bir yazı oluştu, kabartma efektiyle beraber. Ben bunun ışığını biraz şöyle açayım. Açtıktan sonra şimdi asıl işime geliyorum. Şöyle geniş alandan rectangle, bu neydi? Bunun ismi neydi? Rectangle Marquee Tool. Evet, dikdörtgen seçim aracıyla şurayı seçtim. Olabildiğince ortalamaya çalışıyorum. Ben D'nin ortasından hiza alıyorum. Zannediyorum D'nin ortasından burası. O zaman da yazının ortası aşağı yukarı burası oluyor. Evet. Şimdi Shift'e basıyorum. Shift'e basarak bu sefer alttaki yazının da aynı şekilde bu sefer de O'dan ortalamaya çalışıyorum. Bakayım. Çünkü H'de hata yapabilirim. H'nin ortası biraz yüksekte. Evet. O'nun ortasından aşağı yukarı tam ortadan seçtiğimi düşünüyorum. Alt L yapıyorum seçimi yaptıktan sonra. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle çektiğim zaman sadece seçili olan bölge aktif olduğu için üst taraf biraz daha açık renge dönüşüyor. Onun açık rengini kafama göre ayarladıktan sonra deselect yapacağım. Şey deselect değil, inverse yapacağım seçili olan alanı. Bu sefer otomatikman alt bölgeler seçilmiş oldu. Tekrar CMDL yapıyorum. Bu sefer de onları biraz koyultuyorum. Şöyle. Bunları koyulttuktan sonra çok da koyu olmasın. Renk verdiğim zaman belli olsun çünkü. Tamam. Evet. Diyorum ve çıkıyorum. Ctrl D. Şimdi burada CMDB yapıyorum. Bursa'nın B'si. Burada Color Balance penceresi açılmış oldu. Aynı pencereye şuradan Color Balance'tan da ulaşabilirsiniz menüden. Şimdi şöyle ne renkti bizim? Neyse şuradan kafanıza göre bir renk ayarlarsınız arkadaşlar. Ben mesela mavi üzerinden gidiyorum şu anda. Evet şu mavi sanırım biraz iş görecek gibi. Evet, oldukça güzel oldu. Kırmızıyı versek yok. Evet, maviden gittik. Şimdi şuradan göz damlasını alıyorum. Şuradan koyu maviden, tam en koyudan değil de biraz koyu maviden bir renk alıyorum. Edit'ten Stroke diyorum. Bu sefer 1 piksellik inside yani iç tarafa 1 piksellik kontür atıyorum arkadaşlar. Kontürümü de attım. Bakın. Şimdi yazımız oldukça şahaneleşti. Çerçeveye çift tıklıyorum ve stil penceresi açılıyor. Buradan Drop Shadow diyorum. Şuradan 90 derece yukarıdan gelsin ışık diyorum. Distance'ı şöyle ayarlıyorum. Bakın gölge biraz da aşağıya düşüyor. Ölçüsünü şöyle ayarlıyorum. Mesela içerinin ışığı da belli olsun. Şuradan da yoğunluğunu biraz kısıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Köşe yuvarlatma işlemi ve köşe yuvarlatma ile yapabileceğimiz bir iki örneği özellikle yazı üzerinde göstermeye çalıştım. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazın veya şunu yapamadım ya da şöyle bir ders yapar mısınız derseniz de yorumlara yazın. Çünkü ben ders bulmakta zorlanıyorum. Yeni konular bulmakta zorlanıyorum. Soru geldiği zaman daha kolay oluyor benim için. Şimdilik dersimizin sonuna geldik.